Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi 9. bölümün 10. köşe taşında kalmıştık. Hemen odaklanmayı başlatıyorum, ayarlıyorum ve vira bismillah deyip ilk soruyla başlıyorum dostlar. Diyor ki ilk sorumuz, ABC üçgeninin diklik merkezi birinci bölgededir. Şimdi diklik merkezi birinci bölgede, yani üçgenin dışında. O halde bu üçgen geniş açılı bir üçgendir. Hangi açının dışında kalmış? Bakın, A'nın tam arkasına düşmüş. Demek ki A açısı geniş açı olacak arkadaşlar. Burası bizim geniş açımız diyebiliriz artık gönül rahatlığıyla. Neden? Çünkü diklik merkezi dışarıdaysa bu üçgen geniş açılı üçgendir. Ve hangi açının arkasına düştüyse o açı geniş açıdır diyecektik dostlar. Devam edelim. Yukarıdaki verilenlere göre ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi. Dostlar, geniş açılı üçgende çevrel çemberin merkezi dışarıda olur. Yani üçgenin içinde olmaz. 5 numara kesinlikle olmaz o halde. Peki dışarıda olur da hocam, 2 mi 3 mü 4 mü? Dostlar, geniş açının tam karşısında olur her zaman. Çevrel çemberin merkezi geniş açının her zaman tam karşısındaki açıymış. Yani sorumun cevabı bölgeymiş pardon. Sorumun cevabı Denizli'den geldi. İkinci soruyu okuyorum. ABC üçgeninin diklik merkezi A noktasıdır. Dostlar, bir üçgenin diklik merkezi tam bir köşe ise işte o köşe kesin 90 derecedir demiştik. Ve buradan inen kenar ortay aynı zamanda dik açıdan indiği için muhteşem üçlüyü de yapacak. Ve bakın, burada bir ikiz kenar çıktı. Bu 18 ise bu da 18 ve 18 ile 18'in toplamı, iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit kuralından x eşittir 36 paketledik. Evet, üçüncü sorumuz. ABC üçgeninde P noktası diklik merkeziymiş dostlarım. O halde burası kesin 90. Yani P'den geçen, B'den geçen şu doğru 90. C ve P'den geçen bu doğru da 90 diyebiliyorum artık. Şimdi BAC açısını, yani şuradaki açıyı bize 2x-36 vermiş. Bunu bir yazalım. 2x-36 demiş buradaki açıya. Şimdi biz şunu biliyoruz. Şu üçgen için konuşursak arkadaşlarım, buradaki üçgen için. Bu açı 90, bir de buradaki açının toplamı 180. Yani şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 2x-36 dediğim açı, 2x-36 %100 90'dan küçük bir açı. Çünkü zaten üçgenin açılarından biri 90. Bir de şunu da söyleyebilirim. Bu açı kesinlikle 0 dereceden de büyüktür. 0 olmaz çünkü sonuçta. Kesin büyük olmalı değil mi? Bir üçgenin açısı olması için. Hemen burayı bir toparlayalım. 36 ile toplayalım her iki tarafı. 36, 2x ve 126 yapar. 2'ye bölelim. 18, x ve 63 yaptı. Bu durumda x'in alabileceği değerler. Neydi burada kural? Büyükten küçüğü çıkarıyorum. 63'ten 18'i çıkarttım. 13'ten 8 çıktı 5. 6'dan 1 çıktı yok. 5'ten 1 çıktı 4. 45 eşittir olmadığı zaman bu çıkan sonuçtan bir de 1 çıkartıyorum. 44. 44 tane sayı varmış bu aralıkta diyoruz dostlar. Geldik 4 numaraya. P noktası yine diklik merkezi ise artık bunların her birinin biz yükseklik olduğunu gönül rahatlığıyla söylüyoruz. B, P, C. Şuradaki açının bize diyor ki 2x-36 olduğunu söylüyor. 2x-36 burası. Şimdi şöyle söyleyelim. Bakın, şuraya bir A açısı desem. 90'la bu açının toplamı buraya eşit değil mi? Yani bu açı 90'la bir şeyin toplamı. O halde 2x-36 %100 90'dan büyük bir açı. Bir de bir üçgenin açısı olduğuna göre 180'den de mutlaka küçük olmalı. Hemen 180'den de küçük olduğunu söyledim. Şimdi 36 ile toplayalım her iki tarafı. 126 yapar burası. 2x yapar. 36 ile toplarsam 216 yaptı. 2'ye bölelim her tarafı. 63 yaptı. X yaptı ve 108 yaptı. Bu durumda burada kaç tane tam sayı değeri vardır diye soruyor. Hemen ne yapıyorum? Büyükten küçüğü çıkarıyorum. 108'den 63'ü, 5, 4, 45 geliyor. Bir de 1 çıkartıyorum değil mi? Eşittir yoksa bu küçük türlerde. Bir de 1 çıkartıyorum. 45'ten de 1 çıktığında 44 tane değer alabiliyormuş X dediğimiz açı. Evet, hemen geldik bir arka sayfamıza.
Birinci sorumuz. ABC üçgeninde E diklik merkezi. O halde buraya 90'ı yapıştırdım hemen. Diyor ki AED doğrusal, ED 3, E noktası ile AEC üçgeninin diklik merkezi arasındaki uzaklık. Bakın şimdi AEC şu üçgenin diyor diklik merkezi. Şu üçgenin diklik merkezi. Bakın burası geniş açı. Nereden anladın öğretmenim? Çünkü 90 ile şu açının toplamı, yani her halükarda 90'dan büyük. Geniş açılı bir üçgende yükseklik nasıl çiziliyordu? Dışarıdan. Bakın C'den zaten bir yükseklik gelmiş, böyle gidiyor. Şimdi bunu uzattığımda demek ki A'dan da bir yükseklik geldi. Şu B noktasında kesiştiler arkadaşlar. Sonuçta bu da diklik merkezinden geçtiği için dik ya burası. O halde bu üçgenin de diklik merkezi B köşesi oldu. Şu köşe. Bana da diyor ki işte E noktasının bu AEC üçgeninin diklik merkezine, yani şu E ile B arasındaki uzaklık 3 kök 3 diyor dostum. Buna göre de BD kaçtır diye bir soru sormuş. Hemen BD'ye X dedim. Pisagor yapıyorum. 3 kök 3'ün karesi 27 eşittir 3'ün karesi artı X kare diyorum. 9'a attım, 18 eşittir X kare. X eşittir 3 kök 2 çıktı. Ceyhan'dan geldi sorumun cevabı. İkinci sorudayım. Yine K diklik merkezi ise o halde burası kesin 90. Burası kesin 90. 6 var, 4 var. Yukarıdaki verilenlere göre KEC'nin şu üçgenin arkadaşlar. Bir dik üçgen bu. Diklik merkezi. Dostlar KEC'nin dik üçgen olduğu için diklik merkezi dik açının olduğu köşeydi değil mi? Dik üçgenlerde diklik merkezi dik açının olduğu köşeydi. İşte bu KEC'nin diklik merkezi ile K noktası arasındaki uzaklık, yani E ile K arasındaki uzaklığı soruyor. Hemen Pisagor yapıyorum. 6'nın karesi 36 eşittir 4'ün karesi ile X'in karesinin toplamına. Bu durumda 20 eşittir X kare, X eşittir 2 kök 5 çıktı. Bursa'dan geldi sorumun cevabı. 3 numaradayız. ABC üçgeninde K diklik merkezi diyor. Tamam, K madem ki diklik merkezi, burası kesin 90. Burası kesin 90. Bakın şunu fark ettim. Açıortaydaki fışkırtma teoremini hatırlayın. Sadece açıortayın üstündeki bir noktadan kollara çizilen diklikler eşitti. Demek ki bu açıortay. Bu açıortayı ben devam ettirirsem K'dan geçtiği için, diklik merkezinden geçtiği için yükseklik de olacak. Yani hem açıortay hem yükseklik. O halde kenarortay da oldu. Kayı kuralından dolayı. Yani burası da 6, burası da 6 geldi arkadaşlar. Bize AB'ye 12 vermiş. Yukarıdaki verilenlere göre C noktasının AB'ye uzaklığı 10 birim. Yani şuradan inilen yüksekliktir değil mi? Bir şey, bir noktanın bir doğruya uzaklığı oradan inilen yükseklik demektir. Burası 10'muş. Buna göre AC, yani şurayı soruyor. X diyelim. Şuradaki Pisagor bağıntısını yapıyorum hemen. X kare eşittir 10'un karesiyle 6'nın karesi 36. 136 geldi. O da dışarıya 2 kök 34 diye çıktı arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. ABC üçgeninde F diklik merkezi ise burası kesin 90. Burası kesin 90. Ben bunu devam ettirirsem burası da kesin 90. EC BE'nin 2 katıymış dostlarım. BE'ye K dersem EC 2K imiş. Bunu da yazdım. 2 kök 13'ü vermiş. Verilenlere göre FCX nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi bakalım neler yapacağız bu sorumuzda. Şöyle bir şeyler görebiliyor muyuz hemen? Şu dikliklerden Pisagorlar falan filan yapmayı deneyeceğim ama şöyle bir düşüneyim arkadaşlarım. Şurası 3K, burası 9. Oradan bir şey gelir mi? Çok da zannetmiyorum. Şu alt cümleyi okuduğumda benzerlikten yararlanılacaktır diyor. Biz de bir benzerlik görelim arkadaşlarım. Şu açılara A 90 B diyelim. Burası da B olsun. B 90. Şuraya A'yı yapıştıralım biz. A var. Şurası 90 ise şu açımızın B olduğunu biliyoruz. B 90. Buranın da A olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şuradaki küçük üçgenle B'nin karşısı belli. Burada B'nin karşısının belli olduğu hiçbir yer yok başka. Şu küçük üçgende hiçbir kenar belli değil. Bizim şu üçgenle bir şeyi benzerlememiz lazım büyük ihtimalle, öyle gözüküyor. Ya da şu dik üçgene bakalım. 90'ın karşısı 3K. Burada 90'ın karşısında bir şey yok.
B'nin karşısına bakalım. A var, 90 var. B'nin karşısı da belli değil. Benzerlik ama hangi üçgenlerin benzerliği? Bunu görmesi şimdi biraz zor olacak arkadaşlarım. Şöyle bir bakalım, birazcık daha iyice inceleyelim. Şimdi şuraya da mesela C diyelim, şuraya da D açısı diyelim. C'nin tam tersi de C. Şurası D oldu o halde. Başka. Burası D ise şu açımızda C oldu. Bununla bunu benzerlesem olur mu? C'nin karşısı K, C'nin karşısı boş. D'nin karşısı 2 kök 3, D'nin karşısı 2K. Burayı bulurum. Bir yazayım. C'nin karşısı K, C'nin karşısı AE eşittir. D'nin karşısı 2 kök 13 bölü D'nin karşısı 2K. Yani ne geliyor buradan? 2K kare bölü 2 kök 13 eşittir AE geldi. AE'yi bulduk şimdilik. Peki AE'yi biliyorsak yine bu üçgenle bir şeyler yapmaya çalışalım. 2 kök 13 artı burayı biliyorum, burayı biliyorum. Allah Allah. Arkadaşlar sonunda buldum. Şu geldi bakın aklıma. Hemen şuradan bir diklik indiriyorum buraya. Ve bakın şu 9 ile bu indirdiğim diklik, ikisi de aynı yere dik olduğu için paralel oluyorlar. Ve şurada da benzerlik yapıyorum. 2 bölü 3 eşittir diyorum. Şurada yazayım. 2 bölü 3 eşittir. Şu indirdiğim diklik, hadi ona biz bir A diyelim, bölü 9. Buradan A'yı 6 buldum arkadaşlar. Şurası 6. Sonra şurada Pisagor yapıyorum bakın. Şurada Pisagor yaptım. 2 kök 13'ün karesi yani 52, 36 ile 16'nın toplamıdır. O yüzden burası 16'dır. Yani 4'tür ki 16'nın çıkması için 4'ün karesi 16, 4'ü dedim. Sonra diklikten diklik indi. 6'nın karesi 36, 4 çarpı 9'a eşit. Buraya da 9 yazdım ve bana da 4 ile 9'un toplamını yani 13'ü soruyor dedi. Evet, güzel soruymuş. Bayağı uğraştırdı beni. Geldim buna. Birinci sorumuz. ABC üçgeninde DF yükseklik ayaklarıdır. Dostlar şunu bileceksiniz. Yükseklik ayağı demek yüksekliğin indiği nokta demek. Yani şurası 90. Veya bu B'den geçen yükseklik buraya dikiniyor. İşte A'dan inen de tam D'ye dikiniyor demektir ki senin bilmen gereken ekstra bilgi de şu. Bu yükseklikler burada oluşan yükseklik ayaklarının oluşturduğu üçgenlerin açıortayları olur dostlarım her zaman. Yani şuradaki FK açıortaydır. Şimdi bana KE'ye 3KD, KD'ye de 2KD diyor ve bakın açıortay teoreminden 3K'lık ayağa 6 kolu düştüyse 2 katı yani 2K'lık ayağa 4'lük kol düşecek. DF'yi mi soruyor? Evet. Şimdi burada bir daha yapalım aynı muhabbeti. I noktası DEF üçgeninin, bakın şu üçgenin iç teğet çemberinin merkezi ise açıortayların kesim noktasıdır bu I noktası. Ve bu nasıl oluyordu arkadaşlarım? Şuradan inen yüksekliklerin indiği ayakların birleşince oluşan üçgenin açıortayları oluyordu. Demek ki burası yükseklik olacak. Burası 90, 20, şuraya 70 kaldığı bir yazalım. ABC açısı, 70'i soruyormuş zaten bize. 70'i paketledik. Üçüncü soru. ABC üçgeninin yükseklikleri bunlardır diyor. Bakın yüksekliklerin indiği noktaları birleştirdiğimde oluşan bir üçgen var. Bu üçgenin şu nokta kesin iç teğet çemberinin merkezi. Bunlar da hep açıortaydı, söyledik bunu. Şimdi FE'yi 6 vermiş. FD'yi FD şurayı 8 vermiş. Bakın hemen şunun açıortay olmasını konuşursam 6'ya 8. Yani ayaklar da 6K'ya 8K, hatta sadeleştirin 3K'ya 4K deyin. KE ve KD birer tam sayı olacak. KE nedir diye soruyor bize. Yani 3K'yı soruyor bize dostlarım. Tam sayı olması için K'yı 1 seçtim. Dolayısıyla 3 oldu. Hani 2 seçip 6 da yazabilirdim. Burası 6 olur, burası 8 olursa toplam 14 olurdu. Bu sefer şu üçgen olma kuralına uymuyordu. Hani bu 7K dediğim uzunluk diğer ikisinin toplamı yani 14'ten küçük, diğer ikisinin farkı 2'den büyük olacak ya. K'yı 2 niye seçemediğimi anlayın. Çünkü 14'ten küçük olmuyor, eşit oluyor. O yüzden K 2 ve 2'den büyük bir değer alamaz. Geldik buna. Yine P diklik merkezisi, bunlar hep yükseklik olacak. Ve yükseklik ayaklarını birleştiren üçgen
bunlar açıortay oluyordu arkadaşlarım. P noktası iç teğet çemberin merkezi oluyor. Şimdi DF'yi 7 vermiş. FE'yi FE 5 verilmiş burası. ED'de 6 verilmiş. Buna göre KE nedir diye soruyor. X'i soruyor. Şuraya da 6 eksi X dedim. Hemen bu açıortayı konuşalım. Kollarının oranı 7'ye 5. Ayaklarının oranı 6 eksi X'e X dedim dostlarım. İçler dışlar çarpımını yapıyorum. Soru da buradan geliyor. 5 kere 6 30 eksi 5 X eşittir 7 X oldu. 30 eşittir 12 X oldu. X eşittir 30 bölü 12. Yani ikisini de 6'ya bölersem x eşittir 5 bölü 2, o da 2,5 yaptı dedik. Evet, 12'yi de gömdük. Hemen 13, yani son köşe taşımızdayız dostlar. Bakalım bu ne diyormuş birinci sorusu. Evet, BF açıortay demiş dostlarım. F noktasının diklik merkezi olduğunu görün arkadaşlar. Bakın bu da yükseklik, bu da yükseklik. İki yüksekliğin kesiştiği nokta diklik merkezi. O halde buradan gelen şu üçüncü doğru da kesinlikle diklik merkezinden geçtiği için yüksekliktir. Ve bu doğru hem yükseklik hem açıortay olduğu için bu üçgen ikizkenar üçgendir kayı kuralı gereği. Şimdi ikizkenar üçgenin şunlar eşit açıları değil mi dostlar artık? Ve biz biliyoruz ki eşit açıdan çizilen bu yükseklikle bu yükseklik eşit. Hatta bu yüksekliklerin şu parçaları eşit. Burası 6, hatta 6, 8, 10. Yine bu parçası da 10. Burası da 8 diyebiliyorum. Ve bana da AC x'i soruyor. Şu dik üçgeni görün arkadaşlarım. Bir dik kenarı 8, diğer dik kenarı 16. Biri diğerinin 2 katı olduğunda hipotenüs ne çıkıyordu? Küçük olanın kök 5 katı, yani 8 kök 5. İkinci sorumuza bakıyorum. Bakalım bu ne diyor? Bakın bu bir açıortay. Bu da bir açıortay. O zaman Denizli noktası iç teğet çemberin merkezi. Ve sen biliyorsun ki buradan geçen üçüncü doğru da açıortay olacak. O zaman bu da bir açıortay. Ve bu açıortay hem yükseklik hem açıortay olduğu için kenarortay da olur. Ve bu üçgen kesinlikle ikizkenar üçgen olur. Burası da x. Eşit açılardan çizilen açıortaylar eşitti birbirine. Burası da 6 olur. Bize nereyi soruyor? A, C'yi soruyor. Başka bir şey vermiş mi? BD ve DC açıortay, orası dik demiş. Başka da bir şey yok. Buna göre ACX nedir diye de bir soru soruyor bize. Her şey bu kadar yani. Peki, ikizkenar üçgeni söyledik. Şimdi başka ne yaparız ki buradan? İnsanın aklında bir şey gelmiyor daha başka. Evet. BD'yi 6 vermişsin bir tek. Başka da bir şey yok. Allah Allah. Ne yapacağız da? AH diktir oraya diyor. Şimdi şu açıortayı konuşsak bir. Bu açıortay bu kollarının oranı desek bir şeye yarar mı? Hiçbir şeye yaramaz herhalde. Şuraya K desem, burası K olsa, burası da K. Arkadaşlar şimdi soruyu inceliyorum deminden beri, videoyu durdurup da bir bakayım dedim ama yani sorunun cevabı Adana'ymış. 6 kök 3 çıkıyor. Şimdi bunun 6 kök 3 olabilmesi için buranın, yani şunun da 6 desek ve buranın da eşkenar üçgen olması gerekir ki 6 kök 3 çıksın, ama soruda hiç eşkenar üçgen olduğuna dair bir bilgi yok. Yani ya da ben göremedim artık aceleyle çözdüğüm için. O yüzden yani bu soruda bence bir sıkıntı var dostlar. Bu soruda bir sıkıntı var. Sonradan tekrar incelerim. Eğer bende bir sıkıntı varsa da düzeltirim arkadaşlar. Şimdi buna bakıyorum. ABC dik üçgeninde AE diktir BC'ye. Tamam, bu yüksekliği gördük. BD kenarortaymış arkadaşlar. Şunu da şöyle çizelim. BF, FD'nin iki katıymış. Yani şurası K ise burası 2K olacakmış ki biz ne zaman bu tabana bir açı iki muhabbetini biliyorduk? Burası ağırlık merkezi olursa böyle olacaktı. Kenar ortay anca bu şekilde 1'e 2 oranında bölüyordu. Demek ki bu F noktası ağırlık merkeziymiş. Hatta 6 ise burası da 3'tür diye yapıştıralım. Demek ki bu da bir kenar ortaymış. Bu da burayı 2'ye bölüyor. Muhteşem üçlümüz var. Burası da 9, burası da 9 gelecek dostlarım. Bakın ne çıktı şurada? Bir dik üçgen var.
Gördüğünüz gibi bu dik üçgen kardeşim 9, 9. O halde burası ne çıkacak? İkizkenar dik üçgenden 9 kök 2 çıkacak. Şimdi geldik son sorumuza. Diyor ki ABC üçgeninde B diklik merkezi ise bir köşe diklik merkezi orası dik açıydı. Burası 90. Bakın diklikten diklik inmiş. O iç teğet çemberin merkezi. O halde bu hem aynı zamanda açıortay oldu. Açıortay yükseklik olduğu için kenarortay da oldu. Şimdi devam edelim. Burayı 4 vermiş bize. Buna göre AC nedir diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi bir de bu iç teğet çemberin merkezi ise buraya indirdiğim diklik de 4, buraya çizdiğim diklik de 4. Çünkü açıortayın fışkırtma teoremi değil mi? Şu iç teğet çemberin merkezi olduğu için buradan geçen doğru açıortaydır. Ve açıortayda buraya çizilen diklik de buraya çizilen diklik eşittir. Bunu da biliyoruz. Şimdi bakın burada da 45, 45, 90 var. Demek ki buralar da 4. Hatta şurası 4 kök 2. Yani benim şu kenar ortayımın uzunluğu 4 artı 4 kök 2. Muhteşem üçlüden bu da 4 artı 4 kök 2. Bu da 4 artı 4 kök 2. Yani toplam 8 artı 8 kök 2 çıktı. AC uzunluğu Adana'dan geldi Gobel'le. Evet dostlar, bir sonraki videoda konu testlerini, tarama testlerini çözeceğiz. Hadi öpüyorum hepinizi, görüşmek üzere.